Özellikle soğuk aylarda etkisini artıran virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalık belirtilerinden bir tanesi de öksürüktür. Hemen her insanın karşılaştığı öksürüğün birçok çeşidi var. Bunlardan biri de balgamlı öksürük. Peki balgamlı öksürüğe ne iyi gelir? Balgamlı öksürüğe iyi gelen bitkiler, çaylar ve yiyecekler nelerdir? İşte detaylar. Tereyağlı pekmez bir su bardağı suyu kaynatın. Kaynayan suyun içine bir yemek kaşığı pekmez ilave edip karıştırın ve ardından bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyip tekrar karıştırın. Hazırladığınız karışımı ılıdıktan sonra ara ara içebilirsiniz. Limonlu su Limon en iyi balgam söktürücüler arasında yer almaktadır. Bunun için içtiğiniz suya limon ilave etmeniz yeterli olacaktır. Gün içerisinde tükettiğiniz suya birkaç damla limon suyu sıkmayı unutmayın. Soğanlı su. Orta boy kuru soğanı 6 parçaya ayırın. 1,5 bardak suya ekleyin ve kaynatın. Karışım kaynadıktan sonra ılımasını bekleyin ve ılık olarak tüketin. Keçi boynuzu. Balgamlı öksürüklerin tedavisinde kullanılan en etkili yöntemlerden biri de keçi boynuzudur. Yarım litre suya 7-8 tane keçi boynuzu ekleyin ve kaynatın. Bu uygulamayı 3 gün boyunca yapabilirsiniz. Zencefil çayı. Öksürüğün azaltılmasında faydalı olan zencefil, balgamın uzaklaştırılmasında da oldukça etkilidir. Bunun için bir fincan kaynatılmış suya bir kaşık taze doğranmış zencefil eklenir ve yaklaşık 5 dakika demlendikten sonra bir tatlı kaşığı bal ilave edilir. Gün içerisinde birkaç defa tüketilmesinde fayda var. Meyan kökü Meyan kökü çay şeklinde tüketildiğinde balgam söktürücü bir özellik gösterecektir. Astım ve bronşit gibi solunum sistemi hastalıklarının tedavisinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Rezene çayı. Rezene'nin bilinen birçok faydası vardır. Bunlardan bir tanesi etkili bir balgam söktürücü olmasıdır. Düzenli tüketilmesi halinde zaman içerisinde öksürüğü de ortadan kaldıracaktır. Kekik çayı. Kekik çayı geçmişten günümüze soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıkların tedavi edilmesinde kullanılmaktadır. Demlediğiniz kekik çayının içine bir çay kaşığı bal ilave edilmesi halinde öksürüğü yumuşatıp balgamın sökülmesine yardımcı olacaktır. Buharlı su. Balgam söktüğü ileri sürülen bir diğer yöntem de buharlı sudur. Bunun için 4 bardak suyu kaynatın ve kaynamış suyun içine bir yemek kaşığı deniz tuzu ilave edin. Su ılık hale geldiğinde burnunuzu hazırlamış olduğunuz bu çözelti ile yıkayın. Ayrıca buharlı sıcak bir duş almak da balgam söktürmeyi artıran etkenlerden biridir. Peki çocuklar için nasıl bir tedavi yöntemi uygulanmalı? İşte evde kolaylıkla yapıp uygulayabileceğiniz birkaç basit yöntem. Tereyağı pekmez kürü Yaklaşık bir tatlı kaşığı tereyağını cezvede eritin. Eridikten sonra ocaktan alın ve içine bir tatlı kaşığı pekmez ilave edin. Karışım ılıdıktan sonra bir tatlı kaşığı kadar çocuğunuza verebilirsiniz. Günde iki defa olmak üzere yatmadan önce ve kahvaltıdan sonra bu karışımı kullanabilirsiniz. Ballı siyah turp Orta boyda bir siyah turpun içini oyun ve alt tarafının delinmemesine dikkat edin. Bir çatal, şiş ya da kürdan yardımıyla 7-8 tane yanlardan küçük delikler açın. Hazırladığınız turp içerisine 2 tatlı kaşığı kadar bal ilave edin. Turpu bir tabağa koyun ve sabaha kadar turpun deliklerinden balın süzülmesini bekleyin. Sabah turptan süzülen baldan bir tatlı kaşığı kadar tüketmek yeterli olacaktır. Günde iki kere sabah ve akşam kullanımına uygundur. Ballı ıhlamur çayı Bu ikili balgam söktürmede oldukça etkilidir. Demlenen ıhlamur içerisine bir tatlı kaşığı kadar bal ekleyerek tüketilmesi önerilmektedir. Ballı zencefil çayı bir bardak kadar kaynamış suyun içine bir kaşık taze zencefil eklenerek çay yapılır ve içine bir tatlı kaşığı bal eklenir. Çayı ılıdıktan sonra tüketmek gerekir. Zerdeçallı süt Bir bardak kadar sıcak sütün içine bir tatlı kaşığı zerdeçal eklendikten sonra çocuğunuza içirebilirsiniz. Günde iki defa sabah ve akşam yatmadan önce tüketilmesi balgamlı öksürük için oldukça fayda gösterecektir. Bu arada hemen uyaralım, Herhangi bir alerjisi olanlar, düzenli ilaç kullananlar, hamileler ve çocuklar dikkatli kullanmalıdır. Çocuklarda görülen balgamlı öksürük 3 günden fazla devam ederse uzman bir doktora danışmakta fayda var. Farklı bir konuda yeni bir videoda buluşmak üzere. Beğeni, yorum, abone ve paylaşım desteğinizi bekliyoruz. Esen kalın, iyi haberler TV'de kalın. İyi haberler TV'de kalın. İyi haberler TV'de kalın. İyi haberler TV'de kalın.